Evet arkadaşlar, evet beraber senaryo 3'ü de çözmüş bulunmakta olacağız. Beraber çözeceğiz. İnşallah anlarsınız. Bazı soruları daha önceki senaryolarda çözdüm fakat tekrardan çözeceğim. Çünkü ilk defa gelen olabilir. İlk defa bu senaryo 3'ü izlemiş olanlar olabilir. O yüzden bunları da çözmek istiyorum. Öğretmenlerini senaryo 1, senaryo 2, senaryo 3'e göre uygun, bunlara uygun sorular hazırlayabilir veya karışık da yapabilir. İlla aynı sorular gelecek diye bir şey yok. Rakamlar değiştirilebilir ama onlara benzer olacaktır. O yüzden burada sorunun mantığını anlamaya çalışın. Siz zaten LGS tayfa olduğunuz için çok rahat, iyi bir şekilde anlayacaksınız. Hiç sıkıntı yok diye düşünüyorum. Peki sen ilk defa geldiysen ben bunu senaryo 1'ini çözdüm, senaryo 2'sini de çözdüm. Bu da senaryo 3'ü tek tek ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Haydi bakalım başlayalım. Şimdi burada bir üslü ifadelerle ilgili çarpma işlemi ve bölme işlemi var. Şimdi 128 çarpı 2 üzeri eksi 2 çarpı 3 üzeri 5, 36 üzeri eksi 4. Bakın, eğer böyle bir ifade varsa, şu büyük olan ifadeleri asal olan bir sayının kuvveti olarak, yani tabanı asal olacak şekilde belirleyebilirsiniz. 2 mi? 128 2'ye bölünebiliyorsa, o zaman bunu 2 ile bölmeye çalışın. Tamam mı? 2'ye bölerek devam edin. Mesela, ben 128'i 2'ye bölebilirim. 2 64, 2 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2. Şimdi bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tabii bir tane daha bölmem lazım. 1. 7 tane. Aslında ben buradaki 7 tane 2'nin çarpılmasıyla 128'i bulabiliyorum, değil mi? He, o zaman buradaki 128 demek 2'nin 7. kuvveti demek. Okey. Zaten soruları çözenler, yani sürekli soru çözen, disiplinli bir şekilde çalışanlar bunun 2 üzeri 7 olduğunu direkt görebilirler. Ama hiç bilmiyorsan ki gösterdim nasıl bulacaksın. Burası o zaman 2 üzeri 7 çarpı 2 üzeri eksi 2 çarpı 3 üzeri 5 şeklinde yazdım. Hop böyle. He, bir de bunu ne yapmam gerekiyor? Süpersiniz. Kaç tabanında yazılır bu arkadaşlar? Şimdi şöyle düşünün. Bu asal sayı tabanında yazılmaz. Tamam mı? Çünkü 36 kısmına bakıyorum. 2 ve 3 böleni olduğu için hem 2 hem 3 tabanında olması gerekiyor. O zaman ben direkt şöyle düşünüyorum. 36 hangi sayının karesi? 6'nın karesi. O zaman 6'nın karesi şeklinde yazdım. Ve bir de bunu 4. eksi 4. kuvvetini alırsam 6 üzeri eksi 8 olur. Burası 6 üzeri 8. Eksi 8. Şimdi bak ben burayı düzenliyorum. Şimdi arkadaşlar biz üstü ifadelerde şunu biliyorduk. Tabanlar aynısı üstleri toplarım. 7 ile eksi 2'yi toplarsam kaç yapar? 5 yapar. Yani burası 2 üzeri 5 yaptı. Çarpı 3 üzeri 5. Bak görüyorsun değil mi? Bu sefer de üstleri aynı oldu. Üstleri aynı olan üstlü ifadelerde ne yapıyorduk? Tabanları çarpıyorduk. 2 ile 3'ü çarpıyorsam 6. Üstü aynı ortak bir şekilde yazıyordum. Ve burası da zaten 6 üzeri eksi 8 oldu. Bakın aynı taban olduğu için işlem yapmam daha da kolaylaşacak. 6 üzeri 5 çarpı oldu bunu yukarıya taşıdığımda. Eğer ben bunu yukarıya taşırsam kuvveti ne olacaktı? İşaret değiştirecek değil mi? O zaman 6 üzeri artı 8 olacaktır. Ben bunları toplarsam 6 üzeri 8, 5, 13 mü yapıyor? Aynen 6 üzeri 13 diye yapabilirim. Veya şöyle de yapabilirsiniz. 2 üzeri 13 çarpı 3 üzeri 13 diye yapıp fantezi de yapabilirsiniz. Yani hocam ben bu konuyu biliyorum rahat ol şeklinde. Evet. İkinci soru. Kök 20 sayısının hangi ardışık iki doğal sayı arasında olduğunu bulacağız. Kök 20. Ardışık iki tane doğal sayı varmış ve onun arasında olacakmışız. Hemen bakıyorum. 2'nin karesi 4. Yani kök 4 aslında. Kök 4 2 olacaktır. 3'ün karesi 9 ise o zaman kök 9 olacaktır. 4'ün karesi 16 ise o zaman kök 16 olacaktır. 5'in karesi 25 ise o zaman kök 25 olacaktır. Tamam mı? He, aslında ben bulmadım mı? Bu kök 20, kök 16 ile kök 25 arasında değil midir? Değil mi? Kök 20 bunların arasındadır. O zaman ben diyorum ki he, kök 24 ile 5 arasında olacaktır. Peki şunu da söyleyebilir. Hangi arasında olduğunu ve hangi sayıya, hangi doğal sayıya daha yakındır diye söyleyebilir. O zaman ben bakıyorum, arasındaki farka bakıyorum. Kök 16 ile kök 20 arasında kaç fark var? Artı 4 var. Kök 25 ile kök 20 arasında artı 5 var. O zaman diyeceğim ki artı 4 olan kök 16'ya daha yakındır diyeceğim. Bu şekilde ifade edebilirim. Peki üçüncü sorumuz. Buna göre k bölü l kaçtır? Aşağıdaki şemalarda kutularda yazan sayılara dairelerdeki işlemler uygulanarak k ve l sayıları elde edilecektir. Hemen şu ifadeye bakıyorum. Çarpma işlemi olduğu için hemen çarpıyorum.
2 ile 3'ü çarparım. İlk önce dışarıdakiler çarpılırdı. 2 ile 3'ü çarparsam 6 yapar. Kök 5 ile kök 2'yi çarparsam kök 10 yapar. Şimdi bunu bir de köklü ifademin dışına a kök b şeklinde yazmam lazım. Bakın ne yapıyorum biliyor musun? 20'yi şöyle görüyorum. 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm 5, 5'e böldüm 1. He, bundan 2 tane var. 2 tane varsa 2 diye dışarıya çıkar kökten. Bundan bir tane olduğu için bu içeride kalır diyeceğim. O zaman ben bunu 2 kök 5 şeklinde yazabilirim. Burada da kök 2 var. Bunları da çarpmam gerekiyor. 2 kök 5 çarpı kök 2 dedim. Kök 2 ile 1'i çarpıyorum. Burada bir gizli 1 vardır. O zaman burası 2 olacak. Kök 5 ile kök 2 çarparsam kök 10 olur. Bir de bölmemi istemiş. Yani 6 kök 10'u 2 kök 10'a bölmemi istemiş. Kök 10'lar birbirlerine götürecek. 6'yı 2'ye bölersem 3 olarak bulacağım. Karekökli ifadeleri toplama ve çıkarma işlemleri var. Şimdi 3 kök 7. Eğer bak toplama ve çıkarma işlemi istiyorsa mutlaka şuna göre işlem yapacağız. Ortak olan kök 7 olacak. Mutlaka ortak bu olur, tamam mı? Ortak olacak. O zaman ben her ifadeyi şuradaki köklü ifadelerin hepsini 7'ye bölersem sonuç kalan yani 7'ye böldüğümde bana verilen sayı kesinlikle tam kare bir sayı olması gerekiyor. Dinle, izle bak izle. Ben 28'i 7'ye bölersem ne olacaktı? 4 kere 7 28 ya. 28. Bak ne oldu? 4 çıktı değil mi? He, bu 4 tam kare bir sayı değil mi? Evet. O zaman ben bu ifadeyi 2 kök 7 diye yazamam mı? Evet. Çünkü 4 olduğu için şöyle. Mesela kök içerisine aldım. 4 çarpı 7 ya bu. He, bu tam kare olduğu için dışarıya 2 diye çıkacak. Tamam, 2'nin karesi olduğu için. O zaman 2 kök 7 diye yazarım. Dinle bak 63 geliyor. 63'ü 7'ye bölüyorum. Kaç gelecektir? 9. 9 kere 7'den 63 elde ettim. 0 0. Bak tam kare bir sayı. O zaman ben bunu da 9 çarpı 7 yazacağım. 9 da 3'ün karesi olduğu için 3 kök 7'dir. Bir de yanında 2 var unutma. O zaman buraya direkt 6 kök 2 diye yazabilirim. 6 kök 7 diye yazabilirim. Şimdi düzenliyorum arkadaşlar. Diyorum ki 3 kök 7 başta vardı. Bu nasıl bir işaret? Okey. Eksi. Kök 28 2 kök 7 idi. 2 kök 7 idi. Artı bir de 2 ile 3'ü çarptığım için 6 kök 7 oldu burada. Okey. Şimdi bakıyorum burada ortak olanlar neler? Kök 7'ler ortak değil mi? Kök 7'ler ortak. O zaman ben bunları kök 7 ortağını alıyorum. 3 burada eksi olduğu için eksi 2 artı 6 yapıyorum. Buradan da 7 kök 7 olarak buluyorum. 5. Bu tabloya göre A, B, C ve D değerlerini bularak bu değerlerden doğal sayı olanları yazacağız. Doğal sayı olabilmesi için köklü ifadenin de kesinlikle içinin aynı olması lazım. Aynı köklü ifadeye çarpmam gerekiyor ki doğal sayı elde edeyim. O zaman ben bakıyorum A ile D olduğunu zaten buradan görebiliyorum ama hepsini çarpalım. Bakın A'yı çarpıyorum arkadaşlar. Kök 2 ile 2 kök 2'yi çarparsam kök 2 çarpı 2 kök 2. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsam bu kare kökler birbirlerini götürecek. İkilerden sadece bir tane kalacak. O yüzden 2 çarpı 2'den 4 elde edeceğim. Neden bu da? Çünkü ben kök 2 ile kök 2'yi çarparsam kök 4 yapar. Kök 4 de 2'nin karesi olduğu için 2 diye çıkacak. O yüzden. Tamam, dikkat. Peki bu oldu mu? Oldu doğal sayı. Bir de B'ye bakalım. Hemen B'yi çarpıyorum. Kök 2 ile 5 kök 3'ü çarpıyorum arkadaşlar. Şöyle 5 kök 3 çarpı kök 2. Bu da bana 5 kök 6'yı verecektir. Peki C'ye bakalım bir de. C'ye bakıyorum 2 kök 2 ile 3'ü çarpmam gerekiyor. 2 kök 2 çarpı kök 3. 2 kök 6 yaptı bu da. Bir de Denizli'ye bakalım. Hemen Denizli'yi de aşağı kısma yazıyorum. Kök 3 ile 5 kök 3'ü çarpmam lazım. Kök 3 çarpı 5 kök 3. 5 ile 1'i çarptım. 5 yaptı. Kök 3 ile kök 3 çarparsam 3 yapar. Bu da 15 yapar. Bu da benim için doğal sayı olacaktır. Ay bu nasıl bir yazıdır? 15. Peki, 6. sorumuza bakalım. Şimdi bu kartlarda yazan sayılardan tamam sıkıntı yok. Bu kartlarda yazan sayılardan rasyonel olanları ve irrasyonel olanları belirleyerek aşağıda üzerine rasyonel sayılar ve irrasyonel sayılar yazan kutulara uygun şekilde yazacağız. Şimdi rasyonel demek kökten mutlaka kurtulmamız gerekiyor. Tamam mı? Kökten mutlaka kurtulmam gerekiyor. Şimdi ben kökten kurtulmam gerekiyor. Yani köklü bir hiçbir sayı kalmaması gerekiyor. Peki. Şimdi bakın. Kök 8'den bahsediyorum. Kök 8 nedir? 4 çarpı 2'dir.
Bu da 2 kök 2'dir aslında. 2 kök 2 bu kökten kurtulamadığı için irrasyonel sayı. Yani kök 8 irrasyonel. 0,2 ve 2 devrediyor. Devirli sayılara baktığımızda sayının tamamını yazdım. Devretmeyen kısmı çıkardım. Bölü virgülden sonra kaç basamak devretmiş? 1. O zaman 9'u yazdım. Aslında bu 2 bölü 9'dur. Yani bu da bir rasyonel sayıdır. 0,2 devrediyor. Pi sayısı. Bak pi sayısının sonunu bilmiyoruz değil mi? İlerliyor. Virgüllü mesela 3 virgüllü 14 bilmem ne falan filan fistan böyle ilerliyor. Bilmiyoruz ya sonunu bilmediğimiz için nereye gittiğini bilmediğimiz için irrasyonel sayı olacaktır. Kök 81 9'un karesi olduğu için ve 9 diye dışarıya çıkacağı için rasyonel olacaktır kök 81. Eksi kök 3 demiş. Kök 3 de dışarıya çıkamadığı için kökte kaldığı için bu da kök 3 eksi kök 3 de irrasyonel sayı olacaktır diyeceğiz. 7. Şimdi buna göre Ali ile Hasan'ın bilyelere sayıları toplamı Mehmet'in toplam bilye sayısından kaç fazladır? Ali, Mehmet ve Hasan'ın bilye sayıları renklerine göre aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Tamam. İlk önce Ali'yi buluyoruz. Ali'yi bulduğumda kaç? 16 çarpı 2, 16 çarpı 3'ten 1, 2, 3 de aynı. 48'i elde ettim. Bir de Memo'yu bulalım arkadaşlar. Mehmet'i buluyorum. 20, 48, 50, 60. Mehmet'in 60 tane. Bir de Hasan'ı bulalım. Hasan da 16, 24, 30. Pardon, 40 yapıyor. 24, 30, 40, 48 yaptı. Şimdi Ali ile Hasan'ı topla demiş. Ali artı Hasan kaç yapar? 48 artı 48'den 96 yapar. Mehmet de zaten 60'tı. Bunları çıkarıyorum. 96'dan 60 çıkarırsam 6, 36 olarak cevabı vereceğiz. Şimdi buna göre kutuya eklenen bilyelerin renklerine ve sayılarını yazınız demişiz. Aşağıda verilen kutu renkleri dışında özdeş 9 tane bilye bulunmaktadır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane bilye var. Bu bilyelerden 4'ü mavi. Tamam. 4 mavi dedik. 5'i yeşil. 5 tanesi yeşilmiş. Şimdi diyoruz ki bu kutuya kutunun içindeki bilyelere özdeş 3 bilye daha eklendiğinde kutunun rastgele seçilen bir bilyenin yeşil olma olasılığı ile mavi olma olasılığı birbirine eşit oluyormuş. Şimdi öncelikle burada baktığımızda yeşilin olma olasılığı daha fazla. Yani yeşil büyüktür maviden. Bunlar birbirine eşit olmalı. Tamam mı? O zaman eşit olabilmeleri için benim yeşilden daha fazla varsa yeşilden bir tane eklediğimi düşünün. Bir tane yeşil. Bir tane yeşil ekledim. Yeşil top. Toplamda yeşil sayısı kaç oldu arkadaşlar? 5'ti. 5 artı 1'den 6 tane ne oldu? Yeşil oldu. E ben geriye kalan 2 taneyi de mavi top olarak eklersem. Artı 2 mavi. E şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Maviden 4 tane varsa 4 artı 2 kaç oldu? 6 tane mavi oldu. E bunlar birbirlerine eşit ya. O zaman ben diyorum ki bir tane yeşil top, iki tane mavi top eklenmiştir. Okey. Bu şekilde ifade edebilirim. Peki, haydi geçelim. Kaçıncı sorumuza? Dokuzuncu sorumuza bakalım. Bir öğrencinin matematik dersinden proje ödevi almış olma olasılığı 3'te 23 olduğuna göre 3 bölü 23 olduğuna göre matematik dersinden proje ödevi almamış olma olasılığı kaçtır? Bir sınıfta Türkçe ve matematik derslerinin yalnız birinden proje ödevi almış öğrencilerin olduğu bir grupta rastgele bir öğrenci seçiliyor. Tamam. Bu öğrencinin matematik dersinden proje ödevi almış olma olasılığı 3 bölü 23'müş. Arkadaşlar bakın burada zaten almış olma olasılığı, almamış olma olasılığı. Buralar zaten kafamızı aslında karıştırmasın. Çok böyle gerek yok. Şurası mesela çok da önemli bilgi vermiyor aslında. Bizim şurada şunu görmemiz gerekiyor. Matematik dersinden proje ödevi almış olma olasılığı 3 bölü 23 değil mi? Değil mi? 3 bölü 23. Bakıyorum tüm olasılık 23 değil mi? Değil mi? İstenilen olasılık 3. Almamış olasılığı ne olması gerekiyor? 23'ten 3'ü çıkarak 20 bölü 23 diyebiliriz. Bu da almamış olma olasılığı olur. Çünkü ben bunları topladığımda ne olur? 23 bölü 23'ten 1 olur. E o zaman bakıyorum alma olasılığı 3 bölü 23, almama olasılığı 20 bölü
23 olacaktır. Tamam, dikkat et. Çıkarma işlemi yapıyorsunuz veya bir tamdan çıkarabilirsiniz. Mesela birden ben 3 bölü 23'ü çıkarırsam buradan da yine 20 bölü 23 kalacaktır. Peki 10. Bu toplardan 15 tanesi mavi olduğuna göre torbadan rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı kaçtır? Bir torbada renkleri dışında özdeş kırmızı ve mavi top 20, kırmızı ve mavi toplam 25 top vardır. Kırmızı artı mavi 25 tane top varmış. Bu toplardan 15 tanesi mavi olduğuna göre. Maviler 15 tane ise kırmızılar da 10 tanedir. Çok kolay. Bu torbadan rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı kaçtır? Kırmızıdan kaç tane var? 10 tane. O zaman ben 10 bölü 25 diyebilirim. Çünkü istenilen durum böyle tüm durumdu değil mi? Tüm durumdu. İstenilen durum kırmızı. Şimdi kırmızının kaç olduğunu buldum, 10 olduğunu buldum. Tüm durumda 25. O zaman 10 bölü 25. Hatta bunları 5'e bölsek 2 bölü 5 şeklinde de yazabiliriz. Evet arkadaşlar, senaryoları bitirmiş bulunmaktayız. Birinci senaryo, ikinci senaryo, üçüncü senaryo olmak üzere hepsini bitirdik. Umarım faydalı olmuştur. Şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Kalbim sizlerle. Görüşürüz. Güle 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 güle.